Boncuk'la tuttu. Kardeşler Mutfak'taya hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır muhallebi yapacağız. Malzemelerimiz çilek, süt, mınar süt, nişastası, moktör ötken. Ya merak ediyorum. Ve olmazsa olmazımız en önemli malzeme hazır sakızlı muhallebi. Muhallebimizin olmazsa olmazı en zor kısım sütü. Bir kere buyurun. Bu süt yarımdı. Daha önceden ben kullanmıştım. O yüzden bir o ne değil öbürünü. Ay şöyle. Gerçekten yaptın mı bunu? Gerçekten yaptım. Döküyorum. Sos tavasına döktü sütü ya. Neden 1,5? Çünkü 2 muhallebi yapacağız. Çünkü biz çok kalabalığız. Çok basit ve güzel bir açıklamaydı. Şimdi orta ateşte sürekli karıştırarak pişireceğiz. Görüyorsun 2 paket. Muhallebi. Çok basit bir şekilde döküyorum. Bir kere dökseydi hiç basit olmayacaktı. O yüzden bu kısmı İrem'e verdik. Öyle mi? Dökmeden. Eşim diye söylemiyorum. Acayip güzel muhallebi döker. Çok güzel dökerim. Size tavsiye ederim. Çok ucuz ve harika bir tatlı. Sakızlı muhallebi. Dışarıda hepiniz 150 kağıdı var. Net. Evet. Şimdi karıştırmak için görümcemizi davet ettik. Evet. Çünkü ortada hep o karıştırıyor. Hadi şimdi biraz da burayı karıştır. Ben görümce miyim? Ben karıştırıyormuşum. En zor gelin bana verdiler. Tabii onlar boş poşeti zannetmekle. Sen bu yüzden tereyağı çıkar. Ben zor karıştırmak için en zor konuşuyor. Şimdi bana verdiler bunlar. Tabii ki ben de en güçlü değilim. Sen, senin küçük bebeğin var. Sen yorum bak. Hadi tamam hadi gelsin. Biraz daha karıştır. Biraz senin de çorbada tuzun olsun. Bir kere yememeyiz. Tamam. Sıçıtıyor. Gerçekten. Tuz koyma. Koymuyorsun. Tuz olsun dedi. Tuz koyma. Ha. Espri yaptık lazım. Biraz gülmek lazım. Bu arada ben şey karşıyım, yemekleri şeker atılıyor, tatlılara niye tuz atılmıyor? Bence bu konuda da bir denge olması lazım. Bir şey söyleyeceğim, bazı tatlılara tuz atılıyor. Keşke bu arkadaşa bir şeyler yedirip içirmesin. Profesyonel miyiz biz? Evet. Biz profesyoneliz Zengir. Bak beni bu kadar yakından çekme, aramız bozulur. Ha? Ama çok güzel gözüküyorsun. Devam et Nikel için. Muhallebi fokur deyince 2 kaşık tereyağımızı içine atacağız lezzet versin diye. Daha fokur damadı, bekliyoruz. 4 gözle. En zor kısmı da bu zaten. Böyle bekliyoruz sevgili. Peki ikiniz de gözlüklü olsaydınız kaç göz olacak? 8. Aferin. Ya antrenmanlar mı atladık? Ay eli değdi. Kız çok güzel olacak. O böyle bir git devirir bizi. Karıştırıyor lan. Ne yapıyorsun aşkım? Aşkım sen ne yapıyorsun? Karıştırıyor çocuk. Allah'ım ya elinin tadı neydi ya? Tadı kaçır çocuğu sıcak. Aynı erimeyecek mi tadı ya? Yok yok. Altına kapatınca eritmeyecek miyiz? Olan muhallebilerimizi kaplarımıza eşitçe bölüştürüyoruz. Biz 2 paket yapmıştık. 8 tane çıkacağını hesap ettik. İnşallah 8 tane çıkar. Çünkü evde 8 kişiyiz. Yoksa kavga çıkar. Evet, umarım güzel. O yüzden 8 tane çıkmak zorunda. Böyle anam babam usulü döküyoruz. Çünkü biz anam babam usulü bir kanalız. Herkes evinde böyle yapıyor. Kimsenin şov yapmasına gerek yok. Evet, ben de böyle döküyorum ama ilk defa bu kadar batırdım. Sanırım çekiyoruz diyor. Mezar. Kız bu ne kız? Bu tencere bozduk. Kendine doğru dök. Neyse başardım ama kız yine döke saça da olsa ortaya döktü. Kız ne yapayım, tencerem bozukmuş senin. Ne daha o tencerem bozuk. Ben döksem aynı dökülürdü. Öyle söyleyeyim. Yüzümüz var. Dur ben kap getireyim, arttıysa üçlükle var. Arttı. Ama şunları fazla koyayım, dur kız. Bakar mısınız? Çok sanatsal olmadı mı? Ben bu etini Roma'dan aldım. Roma'dan. Bak, bak ama bak. Bak tabağı var. Milano'da yok böyle tabak. Al bunu sıyır. Oha. Diktik. My sweet biskolata. Your my bisko. Ele bir tane tişört yırt. Tişört yırt. Biskolata reklamı çekiyorsun. Çok iyi olduğunu söyle. Ya. Çok kötü. My sweet bisko. Tencerenin dibine sıyırıyoruz. Bırakmıyoruz. İsrafa karşıyız. Aferin. Yani iki sezon kardeşler mutfaktan sonra size bunu öğretebildim ya. Kendimle gurur duyuyorum. İsrafı bitireceğim. Ben 20 sene. Bir ben bir de başkaları. Şimdi çilekleri tencereye alıyorum. Bu sefer dolu tencereye. Çok güzel oldu. Şimdi 4-5 yemek kaşığı şekeri damak zevkinize göre şeker çileklerin üstüne gezdiriyorum. Efendim çilekleri bir reçel edasıyla kaynatıyoruz. Üzerine su ekledik, şeker ekledik. Ama ne kadar şekerli sevdiğinize göre değişir. 4 ya da 5 yemek kaşığı şeker kullanabilirsiniz. Benim şekerim burada, o yüzden ben az şekerli. Sonra güldü.
Ne kadar cringe olursa olsun karınızı güldürebilirsin. Benim şekerim de burada. Oh! Ay kolunu acıttım. Benim şekerim de burada. Peki niye acıtır çocuğun kolu? Isırası mı geliyor? Benim şekerim de burada. Şeker nerede? Nereye şeker nerede? Şu tarafta. İki yemek kaşığı nişasta hazırlamıştık. Onun içine birazcık su koyup böyle böyle açtık, bak akıyor mis gibi. Evet. Ufaklanmasın diye böyle yapman gerekiyor. Ne zaman dökeceğiz? Efendim şimdi bunu atabiliriz. Nişasta hızlı olmam lazım. 50 saat bekleyemeyiz bu işlem için. Nişastayı dökünce çileğimiz zaten hemen reçel kıvamını aldı. Gerçekten yandı. Elim yandı. Elim kanıyor. Yanarsın. Kardeşim o hareketi yanlış yapıyorsun. Ne? Gelin hanım böyle yapıyordu belki. Biraz tutuşu. Kadın kızı. Daniel'i dinliyorum. Kepçe kullanıyorum çocuklar. Ya işte antrenman öğretiyorum çocuklar. Estağfurullah, şaka şaka. Bir kepçe buraya. Bir kepçe buraya. Görüyorsunuz. Bu işlemi hızlı yapmak gerekiyormuş çünkü. Belki kendiniz yapmışmışçasına misafirlerinizi bu şekilde kandırabilirsiniz. Yapımı 7 dakika sürüyor efendim. Biz süre tuttuk. Evet. Çok kolay, hızlı bir tarif. Herkese önerilir. Bu saatten sonra size hızlı ve pratik tariflerle geleceğiz. Yok öyle kadayıf madayıf tuzla balık yapmıyoruz. Bu arada İrem mutfakta gerçekten yetenekli bir kadın. Tabii tabii. Annem de takdir ediyor ki annemin mutfakta takdirini kazanmak zor. Çünkü annem birinci kol orduyu doyurdu 25 sene önce. Ve biziz 7 kardeş olarak da. Aa sos yetmedi, bittik. Ama hayır, o iki tanesini niye koydun ki zaten? Onları koymayacaktık. Ne yapacağız? Cebe mi atacağım? Ziyan mı edeceğim? Onlara koyamam aşkım. Bak 8 kişinin şeyine koyuyorum. Onları sakızlı yersiniz sadece. Onlar sade. Sade seraller için olur. Anneciğimin dişleri içine koyalım, güzel olur. Bir şey söyleyeceğim, güzel olur bu arada. Hemen mi koyacağım? Son dakikada koysak? Şimdi dökme, evet. Niye? Sıcak, o soğuk. Bunlar bak sıcak sıcak döktük biz. Ooo sıcağı sıcak. Bunları böyle yadırgadır sırf böyle yani bir şeyin kabı çirkin diye ya da işte bunlardan farklı diye dışlanır mı? Bu çilekler o kadar acı ki. O kadar şeker attım. Yine ekşi bu çilekler. Ya da benim ağzım tadı bozuk ya. Ekşi yok, değil mi? Yok ekşi çilek. Çilek o kadar ekşi ki. Ama muhallebi tatlı öyleydi. Zaten. Birbirini dengeler. Lütfen yani, moral bozmayalım. Hep optimist burada. Olalım. Çiliğiniz hep bardağa bakın. Tatlı değilse hiç yapmayın bu tatlıyı. Ama hep bardağın dolu tarafından bakacaktık. Hani artık optimist. Bol şeker attım valla. Ben elinden geleni yaptım. Nasıl bir çiftsiniz siz ya? Aşık. Evet arkadaşlar. Hazır süpermemiz yok. Pardon bir dakika. Damla sakızım abi. Evet arkadaşlar, hazır damla sakızlı çilek soslu muhallebimiz hazır. Bir de bu soğuduğumun üstüne bir tane nane yaprağı koy. 100 lira. 500 euro. Çok güzel. 5 dinar. Muazzam. Kaç paper? 15 dinar. Yaz akşamlarının vazgeçilmez saatlerine. Afiyet olsun. Abone olmayı unutmuşsunuz. Onu abone tuşuna basıp like atıp yorum yazmayı unutmayın. Bu videoyu unutmayın ki 100 bini geçerse yeni video gelecek. İrem abla kalkın geçerse Gabriel'e bilet alacağız. Arkadaşlar vuruldum. İrem abla vurulmuş. Karıma bir şey oluyor. Karım kaç karım. Canım karım. Bay bay. Vuruldum. Buraya şey koyalım. Mikael şimdi elin Kuveyt'inden geldin. Bana dedin ki video çekeceğiz. Montaj yapacağız. İnşallah editine yardım edeceksin. Yaparsın. Evet arkadaşlar. Uçak kamera... olmakla olmuyor bu işler. Pilot olmakla olmuyor bu işler. Yapacaksın. Ha? Doktor olmakla olmuyor bu işler. Siz video izleyin diye ben dayak yiyorum. Ya inan bize artık. Siz video izleyin diye biz dayak yiyoruz. Hadi çal. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Ladies and gentlemen. Bak olmamış o, bak bak bak. O olmamış, görüyor musun onu? Can olmamış, Sibel olmamış, Sertap olmamış, Ece olmuş. Bunlar abone olsun. Olabilir. Evet, bu isimlerdeyseniz yorum yapın. Mikel'e likeleyecekmiş. Sizleri seviyoruz. Bye. Evet. Tam olarak çok güzel gözüküyor. Allah görsel bir şölen. Adeta. Tadı nasıl? Çok iyi. Hiç de ekşi değil çilek. Mükemmel. Afiyet olsun. Enfes. Elimize sağlık. Çok kurak.